Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü sebebiyle çeşitli programlara katılmak üzere Adana'ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TÜYAP Çukurova fuar alanında düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 yıllık siyasi hayatını anlatan film gösterimiyle devam etti. Milliyetçi Hareket'in Adana'da yürüyen, Ankara'da yükselen bir kahramanlık öyküsü olduğunu ifade eden Bahçeli şunları kaydetti. Gururla ifade etmek isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi dünyayı Türkçe okuyuşuyla, çağı Türk-İslam ülküsü kavrayışıyla sürekli yenilenme, sürekli kendini gözden geçirmeyle ayakta kalabilmiştir. Öyle dönemler gelip çatmıştır ki darbeler yaşanmış, demokrasi kefenk indirmiş, partiler birer birer kapatılmış, meclisin kapısına kilit vurulmuştur. Herkesin can derdine kapıldığı anlar olmuştur. Zaman olmuş, sadece yurttaşlarımız değil, adeta davamız yargılanmış, adeta varlığımız sorgulanmıştır. Bütün bu zifiri devirlere ve zulmet yıllarına rağmen yine de bir ülkünün peşinde koşan fedakarlık numunesi arkadaşlarımız, muhterem dava büyüklerimiz teslim olmamışlardır. Bugün de kan aynıdır, aynı kandır. Fıtrat değişmemiş, fikir değişmemiş, fiili mücadele değişmemiş ve tıpatıp aynı noktada düğümlenmiştir. Sefa Narı, Dürüst Oktay'ı, Zeki Kaman'ı, elbette Nurettin Soyer'i, bir parça insanlığın biraz vicdanı, biraz da vefası kalmış o günlerin tanıklarına sorsunlar. Zalim kimmiş, cani kimmiş, gaddar kimmiş, barbar kimmiş, işkenceci kimmiş, ibret-i alem için öğrensinler. Ve hey vandallar! Masumlara elektrik verip felaketi yaşatırken, mahdumlarınız geziyor, tozuyor, eğleniyor, gül gibi geçinip gidiyordu. Mazlum ülküdaşlarımız tecritte çürümeye girerken, Nurettin Soyer'in oğlu sıcacık yatağında giriyordu. Bu mudur adaletiniz? Bu mudur insanlığınız? Bu mudur sizin adamlığınız? Zulüm savcısı Nurettin Soyer aralarında başbuğumuzun da bulunduğu yaklaşık 220 ülküdaşımıza idam cezası isterken hiç mi dudağı titremedi, hiç mi bu kadarı fazla diyemedi? Biz yıllarca ses çıkarmadık. Ne yapalım, devlet de bizim, ordu da bizim, kader de bizim dedik. Gözyaşlarımızı içimize akıttık. Metanet ve vakarımıza sığındık. Sızlanmadık, şikayet etmedik. Ama babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi de hiç kimse beklemesin. CHP, HDP, İP, ÖDP, PKK, FETÖ ittifakı netleşmiştir. Zilletin taşları iyice yerli yerine oturmuştur. Kılıçdaroğlu'nun siyasi tükenişine çok az kalmıştır.